Herkese merhabalar. 18 Ocak Salı gününden Semanur Saygın Özay Güne Bakış programından herkese merhaba diyorum. Sağlıklı bir gün diliyorum, güzel bir gün diliyorum. Evet, güneşli bir günden karşınızdayım ama dışarısı oldukça soğuk. Önümüzdeki günlerde tabii ki iklim şartları ne getirecek bilmiyorum ama inşallah böyle güneşli geçer. Çok zor şartlarda geçirmeyiz kışı umuyorum ama tabii bir yandan da kar yağışına da ihtiyacımız var. İklimsel anlamda güzel, verimli topraklarda yaşarken yağışların etkisiyle de ürünümüzün bol olabilmesi için de bu tarz yağışlara ihtiyacımız var. Topraklarımızı konuşacağız bugün. Topraklarımızın üzerinde, tarım arazilerimizin üzerinde neler oluyor onları konuşacağız. Birazdan onlara değineceğiz. Bugün tabii ki her zaman konuştuğum konular var, onlardan konuşacağım. Talep edilen, sizin konuşmamı istediğiniz konular var, onları konuşacağız. Tabii ki son dönem gelen elektrik faturalarını konuşalım. Bakalım her eve gelen elektrik faturaları ne alemde? Doğalgaz faturalarını konuşalım, zamları konuşalım, marketlerde indirim oldu mu acaba, onları konuşalım. Yani konuşacak konumuz çok. Tabii ki unutmadığım konularım var, EYT'liler dostlarım var, staj mağduru dostlarım var, onları da konuşacağım. Ama birazdan nereden başlayalım dedim, haydi bakalım gazetelerimizden başlayalım. Şöyle kısa kısa başlıklarımızla geçelim. Cumartesi günkü gazetemizden isterseniz şöyle bir başlayalım. Çünkü biliyorsunuz Aralık ayından beri hep telaffuz ettiğim oda seçimleri. STK'ların seçimleri var. Bu seçimler hızla gidiyor. Hatta kimi demokratik şartlarla, bana göre kimi atanmışlıkla, güven oyu tazeleyerek devam ediyor. Cumartesi günkü gazetemizi yansıtalım isterseniz. Ekranda. Tamam. Şimdi Cuma'ydı sanıyorum oda seçimi. Yanlış mı söyleyeyim? Yanlışça söylemek istemiyorum. Cuma günü yapılan Pazarcılar Odası seçimlerinde Sayın, yani şu eski başkan 366 oy ile Kenan Üstek kazandı. Ama bu sefer hani güven tazeleme, evet işte bu güven tazeleme oldu bence. Çünkü karşısında aday vardı. Enver Şengel, Şengelir, yanlış da söylemeyeyim. Enver Şengelir karşısında adaydı. 125 oy kendisi aldı. 366 oy ile de değerli Kenan Üstek kazandı. İşte o yüzden diyorum hani bu evet demokratik olmuş. Yani adaylarla seçim. Geçen sefer işte kuaförler ve berberler odasını konuşmuştum. 4 aday içinde bir kadın başkan çıktığını konuşmuştum. Şimdi de işte demokrasi olunca benim hoşuma gidiyor. Öbür türlü evet güven tazeliyorsunuz ama atanmış şeklinde güven tazeliyorsunuz. Tek adaysınız. Giden de gitmeyen de zaten sizi seçecek. Pek o güven olmuyor. Bununla ilgili sanıyorum bir şeyimiz var gençler, öyle mi? VTR'miz mi var? Evet. Hadi bakalım onu verelim. O ekranda dönerken ben gene bu seçimler üzerine birazcık konuşayım. Çünkü benim en çok sevdiğim şey bu seçimler. Seçimlerdeki adaylar. Adayların işte demokratik yollarla mı yoksa atanmışlıklar şekliyle mi gidip gelmesi. Bunlar seviyorum. İzlemeyi de seviyorum. Konuşmayı da seviyorum. Siyaset güzel. Dönüyor mu? Tamam. Evet, coşkulu sanıyorum bir şey olmuş gene. Seçim olmuş. Esnaf ve Pazarcılar Odası seçimleri. Güzel olmuş. Karşıda bir aday var. İki aday da demokratik bir şekilde çıkmışlar. Sandığa gitmişler. Oy vermişler. Almışlar. İşte seçim bu. İstediğimiz, arzu ettiğimiz demokratik şartlarda seçim bu. Başarılar diliyorum Kenan Başkan'a. İnşallah hani güzel bir seçilmiş, güzel bir dönem geçirir. Biliyorsunuz çok zor şartlarda geçiniyoruz. Artık pazardaki fiyatlar el yakıyor. Çarşıdaki fiyatlar el yakıyor. Ocaklar, evler, mutfaklar yangın yeri diyoruz. Daha önceki manşetlerimize hep taşıdık bunları. Bu anlamda da şimdi Pazarcılar Odası Başkanı'na da ciddi anlamda bence görev düşüyor. Şimdi vatandaşın daha ucuz, daha iyi ürünlere ulaşabilmesi için bence önemli bir noktada Sayın Kenan Başkan. İnşallah görevinin gerekliliğini yerine getirir, vatandaşına ulaşabilir. Yoksa her programda konuşuyorum, şu koltuklar sizi sarhoşluğa itmesin. Koltuklar cezbedici, koltuklar özellikle de belli yıllarda bu koltuklardaysanız bir güç sarhoşluğu yaşıyorsunuz. Bu hem STK'larda oluyor, hem partilerde görüyoruz, siyasi partilerde görüyoruz. Benim için o yüzden çok hani değişim çok önemlidir diyorum.
değişimden yana, olunması gerekliliğinden yana diyorum. Hatta işte demokratik şartlarda olmasından yanayım. Evet, her odanın seçimleri olacak. Her odaya yani farklı belki adaylar girecek, farklı seçimler olacak. Bu anlamda da hani hepsine tek tek başarılar diyorum. Değişim iyidir diyorum. Değişsin, o da başka. Ama işte geçen programı izledi mi Yusuf bilmiyorum ama keşke izlese. Ondan da beklentilerim var. Pazarcılar odasından da beklentilerim var. Bakkaldaki fiyatlar, market fiyatları ne durumda arkadaşlar? Pazardaki sebze, meyve fiyatları ne durumda? Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma içine gireceksiniz? Şimdi başkan seçiliyorsunuz, bravo, işte davullar, zurnalar, Atilla'ydı galiba geçen programda bu tarz bana güzel yorumlar yapan. Tamam, davullarla, zurnalarla kutluyoruz da bunun sonrasında ne olacak? Çalışmalar bekliyoruz tüm oda başkanlarından. İşte önemli gördüğüm odalardan biridir pazarcılar odası. Vatandaşla birebir, çünkü bir alışverişin yaşandığı bir oda. İşte bugün salı pazarı var. Çoğu izleyicim belki şu an pazarda, belki beni izledikten sonra pazara gidecek. O yüzden hani oradaki fiyatlar ne durumda, el yakıyor mu? Vatandaşınıza ucuz sebze ve meyve yedirebilmek için çalışacak mısın Kenan Başkan? Önemli olan bu. Sayın Yusuf Başkan, Bakkallar Odası Başkanı, market satışlarındaki ürünlerle ilgili ne düşünüyorsun? Hala bir açıklama yapmadın. Marketlerde biliyorsun devlet, yani hükümetimizin bir şeyi var, çalışması var bu anlamda. Marketlerdeki ürünler, satılan ürünlerin, pardon, bakkalda satılan ürünlerin ya da dışarıda işte belli ürünlerin market satışları durdurulacak. Bu konudaki senin Çorlu'daki çalışman ne? Bunları göster bize. Bunları görelim. İşte marketler ciddi anlamda her ürünü satıyor. İşte kırtasiyesinden tutun da teknolojiye kadar, ev eşyasına kadar, züccaciyeye kadar biri dur diyecek. Ama siz burada yereldeki oda başkanları ne yapıyorsunuz? Bunları bize gösterin. Evet, seçimleriniz bitti. Alkışlıyoruz. Başkan oldunuz. Rast gelsin, denk gelsin, işiniz gücünüz vatandaşınıza hizmet et yolunda güzel bir adım. Hizmetlerinizin de devamını bekliyorum. İşte Kenan Başkan, senden de bunu istiyorum. Hizmetlerin daim olsun. Vatandaşa ucuz sebze ve meyveyi nasıl sağlamak yönünde çalışmalar yapacaksın? Bunları hadi bakalım hep beraber izleyelim ve görelim. Bu odalarla ilgili gerçekten hani konuşacak belki çok şey olacak. İşte Ocak ayının sonuna kadar da bu seçimler herhalde tamamlanacak. Buraya girecek olan başkan adaylarına da şimdiden kolaylıklar diliyorum. İnşallah tek böyle hani güven tazelemezler, karşılarına başka adaylar da çıkar. Demokratik şartlarla seçimleri olur. Ben de keyifle izleyeceğim, zevkle izleyeceğim. Yayınıma gelenlere bir merhaba diyelim. O şekilde de gazetelerimizi yorumlamaya, sizden gelecek olan konuları konuşmaya devam edelim. Zafer Alpaslan, genel yayın yönetmenimiz, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum Zafer Bey. Takipte kalın. Çok önemli şeyler konuşacağım Çorlu için. Gerçi bugün manşetimizde var ama onu birazdan konuşacağım. Pakop'u konuşacağım. Tarım arazilerini konuşacağım. Toplulaştırmayı konuşacağım. Bakalım bölgemizde kim buna ne kadar dikkat çekmiş. Bunları konuşacağım. Takipte kalın. Ali Şinasi Göktürk, günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Güler Özmen, iyi yayınlar arkadaşım, sevgiler. Teşekkür ediyorum Güler. Atilla Atikup Çetinkaya, iyi yayınlar, güzel haberler diliyorum. İnşallah Atilla, ama konuşacağım dediğim gibi programın başında söyledim. İşte faturaları da konuşacağız. Faturaların ne kadar güzel olacak bilmiyorum. O yüzden sizden bekliyorum. Bu ay faturalar kaç, ne kadar geldi evlere bir görelim bakalım. Aradaki fiyat artışları, işte market ya da kasaplardaki ürün artışları, süt ürünlerindeki artışlar diyor mu? O kadar çok konuşacak aslında konumuz var ki hepsini bir programa sığdırabilmek sanıyorum pek mümkün olmuyor ama kısa kısa değineceğiz. Erdal Kara, günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Cemal Özata, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Oğuz Gülcü, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Oğuz Bey. Tüm sanayi çalışanlarına, esrafına selamlar benden. Taner Ocak, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Taner. Senin vasıtanla da tüm şoför kardeşlerime, tüm taksici esnafına selamlar. Nasıl diyeyim? Bol kazançlar. Tüm esnaflara bol kazançlar. Esnafın durumu nedir? Bunları da konuşalım değil mi? Esnaf ne alemde, ne durumda? Bunları konuşalım. Çınar Coşkun Önal, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Çınar Hocam.
Yücelip iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Samsun'a kocaman selam buradan. Levent Özmen, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Levent Bey. Evet, Levent Bey de Ocak sonunda yapılacak Madenciler Odası. Madenciler, yine yanlış söylemiş olabilirim. Düzeltin. Odası seçimlerinde aday. Kendisine buradan başarılar diliyorum. Güçlü bir aday olarak görüyorum ve kendisini destekliyorum Levent Bey. Başarılar diliyorum. Demokratik bir seçimde inşallah başkan olacağınız günü de kutlamayı hedefliyor. Buradan canlı yayında da sizi kutlamayı hedefliyorum. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Atilla Tükup Çetinkaya, seçilene kadar değil, seçeni mutlu edene kadar hizmet, samimiyet ve özveri olmalı. Şeylerden bahsediyoruz değil mi Atilla? Her seçime girenlerde. Tabii ki işte seçime gidiyorsunuz, koltuklara oturuyorsunuz, sonra üyesi olduğunu, yani şey pardon, üyelerle oy verip işte o koltuğa oturduğunuz zaman size oy verenleri unutuyorsunuz. Koltuk derdinde, koltuk sevdası, o sarhoşlukla çok çalışmıyorsunuz. Yani bu benim sadece kısa bir gözlemim. O yüzden diyorum, koltuklara geliyorsanız, başkan oluyorsanız çalışmalarınızı da görelim. Bakın siz manşetlere taşıyoruz işte, sizi haberleştiriyoruz ama daha sonra da vatandaş için yaptığınız şeyleri haberleştirmek istiyorum. Onları konuşmak istiyorum, iyi ya da kötü. Şimdi her şeyi konuşacağımızı biliyorsunuz. Bu ekran o anlamda çok açık bir ekran. Herkese çok açık bir ekran. Devamlı hatırlarsanız bilirsiniz ben kapılarımızın hep açık olduğunu söylüyorum. Devrim Web TV ekranlarının, kapılarının herkese açık olduğunu söylüyorum. Aleni davetler yapıyorum. Ha, kimi buna tevazu gösteriyor ve geliyor. Biz burada çok güzel programlar yapıyoruz. Kimi de katılmak istemiyor. Aslında hiç de öyle zor sorular sormuyoruz. Yani gündemi konuşuyoruz, Çorlu'yu konuşuyoruz, Tekirdağ konuşuyoruz. Konuşacağımız o yüzden de çok şeyler olacak. Önümüzdeki günlerde çok değerli konuklarla, çok farklı konularla karşınıza mutlaka geleceğim. Hedeflerim bu yönde. Güzel şeyler olsun istiyorum. Çorlu için bakın bir hareketlilik var. İşte SDK oda seçimleri var. Sonra gelecek yerel seçimler, genel seçimler. Hareketlilik var. Bu arada giden tarım topraklarımız var. Konuşacak o kadar çok şeyim var ki aslında. Böyle belki her gün mü çıksam acaba bu ekran karşısına? Ne bileyim, onu da düşünürüz belki. O yüzden samimiyet olmalı. Evet, sana katılıyorum Atilla. Özveri zaten olmak zorunda. Başkansınız. Başka bir alternatifiniz olmamalı. Sizi seçenlere karşı sorumluluğunuz var. O yüzden özveri tabii ki olacaksınız. Handan var. İyi yayınlar Sema Nur Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum Handan. Engin adı Güzeloğlu. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun Engin Bey. Hal eşrafına diyeyim. Hal esnafına buradan kocaman selamlar. Lütfen şu fiyatları şöyle yükseltmeyin, zamlandırmayın. Meyve, sebze ucuz yesin vatandaşımız. Değil mi? Ali Rıza Yustemur, Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantininden Ali Rıza Yustemur, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Ali Rıza Bey, bizden de size kocaman sevgiler, selamlar. Kantin, evet kantin işte, bakın hiç kantinleri şimdiye kadar konuşmadım. Belki sizin vasıtanızla bu anlamda da bir kantindeki durumlara bir el atarız. Oradaki fiyatlardaki yükselmeler çocuklarımıza nasıl yansıyor, gençlerimize nasıl yansıyor? Evet, bunlara da değinmek lazım Ali Rıza Bey. Yani öğrenci kardeşlerim kantinlerden alışveriş yapıyor belli ürünleri. O yüzden güzel, kantincileri de bir gün konuşalım. Özgür Eski, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Özgür Bey. Necmettin Hoca, günaydın, iyi sabahlar, mutlu günler dilerim. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin, sesine, yüreğine, emeğine sağlık. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Evet ya, konuşulacak çok şeyler var. Yeri ve zamanı, selamlar, saygılar. Benden de size kocaman selamlar hocam. Canan Soysever Kıyar. Evet evet, her gün bekliyoruz. Ülkemde konu çok. Her gün bekliyoruz. Benim ekranda bekliyorsunuz. Ben çıkarım. Benimle ilgili sorun yok. Biliyorsun çene kuvvetli. Konu zaten her daim bol. Ülkede konu çok. Çorlu'da konu çok. O yüzden hani konuşuruz. Hep konuşuruz. Hiç sıkıntı değil. Hasan Öztürk. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Güzel dilekleriniz için, beni izlediğiniz için ve yayınımı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorum bizi çok iyi takip ediyorsunuz. Bazen böyle hani canlıda katılıyorsunuz, bazen de belki sonradan izliyorsunuz.
Güzel. Takip edilmek güzel, izlenmek güzel. Gazetelerimiz özellikle biliyorsunuz Devrim Gazetesi okumak güçlendirir. Bunu her zaman söylerim. Çünkü en doğru, en güncel haberlerle sizlerin karşısında muhteşem bir ekiple bu gazeteyi çıkarıyorlar. O yüzden lütfen Devrim Gazetesi'nin her satış noktasından talep ediniz. İnternet sayfalarımızdan takip ediniz. Devrim Gazetesi okumak güçlendirir. Tabii gazetelere geleceğim. Özellikle bugünün konusuna çok üzerinde duracağım. Bu konu hepimizin çok önem verdiği, çevresel anlamda, tarımsal anlamda ve sanayisel anlamda çok kıymet ve değer verdiğimiz bir konu. Ama oraya gelmeden tabii ki arkadaşlarımın hazırladığı VTR'ler var. İsterseniz gençler onlardan başlayalım. Ne yazık ki işte Çorlu'da kötü haberlere de ya da olaylara da tanık oluyoruz. Bunlardan birisi Çoban Çeşme'de çıkan bir yangın haberimiz var. Onu girelim isterseniz. Tamam. Şimdi bu arzu etmediğimiz, duymak istemediğimiz olumsuz olaylardan biri. Yani biz bu tarz yangınlarda tabii ki ne yazık ki oluyor, neden çıktığı tabii ki o hani itfaiyedeki itfaiye erlerini ya da kesiminin belirlemesini bilmiyorum. Neden çıktı, nasıl çıkıyor ama bir şekilde yangınlara ara ara Çorlu'da rastlıyoruz. Gerek ev yangınlarına, gerek işte iş yerleri yangınlarına. Ne yazık ki bu Çorlu Çoban Çeşme Mahallesi'nde çıkan ev yangınında da bir kişi hayatını kaybetti. Hani bu tarz haberleri vermekten yana hiç değilim ama bunlar da günümüzde olan olaylar. Dikkat etmek lazım. Evde yaşarken işte elektrik belki aksamlarına dikkat etmek lazım. Ne bileyim hani sigara içiyorsanız içtiğiniz sigaraya dikkat etmeniz lazım. O anlamda biraz dikkat gerekiyor. Hani belin nereden çıktı bilmiyorum tabii bu yangının da. O anlamda hani varsa da yaralanan geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden kişiye de Allah rahmet eylesin diyorum. Kötü. İnşallah hani başka şeyler olmaz. Yangınlar çünkü afet. Bu da bir çeşit afet. Afetleri konuşuyoruz. Afet deyince bu sabaha karşı 4.9 şiddetiyle Kayseri sarsıldı. Evet onu her zaman diyorum. Coğrafyamız. Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu coğrafya kaderimizde deprem var. Deprem kuşağındayız. İşte bu sabaha karşı da saat 2.30 ya da 3 civarı 4.9'la Kayseri sallandı. İnşallah umarım hani bir hasar yoktur, can kaybı yoktur. Ama bunu unutmamamız gereken şeylerden biri bu şeyimiz, deprem kuşağında olduğumuz bölgemiz içinde. Hemen hemen her programda dile getirmeye çalışıyorum. Yetkilileri kulağına su kaçırmak için depremi her zaman konuşmaya çalışıyorum. Deprem bölgesindeyiz. Üstelik unutmamamız gereken birinci derece deprem bölgesindeyiz. Yetkililer, sayın yetkililer, vatandaş gereken şeyi yapacak ama siz de üzerinize düşen sorumluluğu lütfen yapın. İvedilikle yapın. Bir an önce yapın. Deprem bizi sarsmadan, can ve mal kaybı olmadan yapın. Afetlerden geçelim mi başka bir üzüntü veren olaya? Biz programlarımızda konuşuyoruz ya, Çorlu güvensiz şehir diyoruz. İşte onların belki şeyi. Kantin soygununu verelim arkada arkadaşlar. Onun üzerine biraz konuşalım. Şimdi ne yazık ki şehir içinde özellikle belli bölgelerde biz hırsızlık olaylarına çok fazla karşı karşıya geliyoruz. Özellikle son dönemlerde çok fazla duymaya başladık. Ama tabii ki bu yaşanan Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantinine dalan hırsızlar, kahve makinesi, bozuk para, yiyecek ne varsa çuvallayıp kaçarak kayıplara karıştı. Ve o anlarda işte kameralarımız da arka tarafta dönmekte. Yani bunlar üzücü. Bakın okul kantinine, işte Ali Rıza Bey'in sanıyorum kantinine değil mi? Doğru, Ali Rıza Bey biraz önce bize yorumlarıyla katkıda bulunan değerli arkadaşımız, izleyicimiz. Ali Rıza Bey'in olduğu kantinde bu olay yaşanmış. Bu çok üzücü. İşte kantincilerin sorunlarını konuşalım derken bunlar da bir sorun. Siz yani gün ortasında, gün içinde bir şekilde okula ne cüret ya, ne cüret, nasıl bir cesaretle okul kantinine giriyorsunuz. Oradan kahve makinesini, bozuk paraları, yiyecekleri, yani ne varsa alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Yazık günah.
Yazık, günah. Oradaki esnaf kardeşime, kantinci kardeşime de, okula da, öğrencilere de, işte hırsızlıklar artıyor. Hırsızlıkları nasıl durduracağız? Hepsi bunların ekonomik çarklardaki sıkıntıların yansıması. Gün içinde çok fazla duyuyoruz işte iş yerlerindeki soygunlar. Belki hepsi kameraya yansımıyor ya da yakalanmıyor ama duyuyoruz ve görüyoruz. Çeşitli iş yerlerine yapılan garip garip şeyler, saldırılar, kişilerin canına kast, malına kast. Bunların hepsi Çorlu'da oluyor. Çorlu'yu hala güvenli şehir diye lanse edebilir miyiz? Ya da onunla ilgili konuşabilir miyiz? Bunları düşünmek lazım. Buradan yetkililere o yüzden sesleniyorum. Çorlu'yu şöyle bir artık drone'la mı bakarsınız, bir mercek altına almak lazım değil mi? Bir mercek altına alın. Her şey güllük gülistanlık değil. Ekonomik şartların zor olduğu bu dönemde insanlar farklı alternatifler üzerine gitmeye başladı. Bunları görün. Seçilmişler ya da atanmışlar. Burada sözüm herkese. Burada vatandaş olarak tabii ki bizlere de görev düşüyor ama belli şeyleri yapabilmemiz için de yetkililerin görünür olması lazım. İşlevsel olması lazım. Seçtiğimiz kişilerin ya da hükümet tarafından atanarak burada hizmet veren kişilerin. O yüzden diyorum Çorlu'yu şöyle bir mercek altına alın. Hangi bölgelerde neler oluyor? Zaten benim programlarımda bu anlamda çok fazla yorumlar gelir. Takip edin. Yani takip edin. Programlarımızda o kadar çok şeye ulaşabilirsiniz ki her konuda. Her konuda. Çorlu'nun nabzını tutan bir programdır. Çorlu'nun nabzını tutan bir gazetedir. Devrim Gazetesi. Siz bizi takip ederseniz çok fazla şeye ulaşırsınız. Hani o, ama ara ara da şeyden çıkın. İşte trafik sorununu da konuşuyoruz. Koltuklardan kalkın diyorum. Ya araç kullanın ya yaya olun ya da martı kullanın. O trafiğin içine bir girin. Dediğim gibi bu konuları hep konuşacağım. Bu konular bitmez. Üstüne de üstelik ilavelerle geliyor. Üstüne üstlük yeni konular ilavelerle geliyor. Biz bunları konuşmazsak, sizlere aktaramazsak ben de kamu görevimi yapmış olamam. Şu an karşınızda bir kamu görevi yapıyorum ben. Layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Sizlere en doğru ve en şeffaf şekilde gündemi haberleştirmeye çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum. Şadiye Karataş, hayırlı yayınlar sevgili Sema Nur Hanımcığım. Teşekkür ediyorum Şadiye Hanım. Hoş geldin yayınıma, takipte kal. Seninle ilgili bir konuyu konuşacağım az sonra. Çevre konusuna gireceğim. Çevre konusu hepimizin çok ilgileneceği bir konu. Ciğerimizdeki bir yara. Onu konuşacağız birazdan. Engin adı Güzeloğlu. Maliyetler, nakliye, ambalaj, işçilik maliyetleri arttı. Biz bunu ürüne yansıtmıyoruz. Sebze kış şartlarında zor yetiştiği için fiyatları o yüzden yüksek. İnanın meyve sebze diğer gıdalara göre daha az zam aldı. Mutlaka size hani o anlamda inanıyorum çünkü hal esnafısınız, halin içindesiniz. Ama hala işte vatandaşın bir alım zorluğu var mı? Var. Genelde bunu yaşıyor muyuz? Her üründe yaşıyoruz. Yiyebileceğimiz işte etin fiyatlarını görüyoruz. Kasım 2021'de etin kilosu 85 lirayken bu ay 115 lira. İlk bir ay içinde. Artışa bakar mısınız? İnsanlar zaten evlerine hani kırmızı et alamıyorlar. Tavuktaki artış, beyaz et diyoruz. Hani yememiz gereken şeydir diyoruz. Yaklaşık 30 liralık sanıyorum tavuk fiyatı oldu 58 lira kilosu. Balık keza öyle. Balıkçı arkadaşlarım varsa, izliyorlarsa lütfen balık esnafından da fiyatları güncelleyin. Ama dün mesela bir balıkçı esnafa sorduğum fiyat, istavritin fiyatı 30 liraydı. Düşünün, bunu siz düşünün. O yüzden hani evet zor şartlar, ekonomimiz çok zor şartlarda gidiyor. İşte faturaları konuşacağız birazdan. O yüzden hani bari sebze meyvemiz ucuz olsun. Vatandaş evine bunları alabilsin. Kış şartlarında işte C vitamini alabilsin. O yüzden konuşmak lazım. Pazarcılar Oda Başkanı da lütfen fiyatları denetleyin. Atilla Atikup Çetinkaya, deprem çok önemli. Dikkate alınması gereken bir konu. Ama vatandaş cebindeki deprem. Hayati konuları göz ardı ediyor. Karnını doyuramayan vatandaş ölüme gülüp geçiyor. Öyle. Can. Önce can ama işte deprem gerçeği de var. Deprem gerçeği de var. Engin adı Güzeloğlu. Birkaç gün önce iyi bir haber aldık. Kadir Başkan Çorlu'ya yeni sebze meyve hali yapımı için çalışma başlatmış. Birimlerine talimat vermiş. Güzel. Çorlu'ya 30 dükkanlık modern bir hal olursa pazarcı esnafı İstanbul haline gitmekten kurtulur.
Masrafları azalır, rekabet artar, ürün bollaşır. Bu da kalite ve fiyat indirimi getirir. Siz bunun yapılacağını düşünüyor musunuz Engin Bey? Kadir Başkan'ın hani söylemiş ama daha bitmeyen bir otogarımız var. Bitmeyen spor kompleksimiz var. Bitmeyen bir de hal binamız mı olsun? Ya başlasınlar tabii, keşke yapsalar ya. Hani keşke yapsa. Çorlu'ya bir çivi çaksınlar. Hep diyoruz ya, unutulmuş bir Çorlu, göz ardı edilmiş bir Çorlu, oy potansiyelinin en yüksek olduğu bir Çorlu ama duyulmayan, görülmeyen bir Çorlu. Görüyorlarsa güzel, inşallah olur, inşallah olur, ama öncelikler var biliyorsunuz, daha otogar bitmedi. Takip ediyoruz biliyorsunuz. Engin adı güzel oğlu, Çorlu'ya hal yapımı için destek olan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Kent Konseyi Başkanı Hülya Perin ve yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Evet, Çorlu'ya atılan her çivi, yapılan her şey çok önemli. Bütün birlikler, tüm birimler çalışın, Çorlu için çalışın. Tabii şimdi birazcık daha şey farklı olacak yani Engin Bey. Ben onu gözlemliyorum. Çorlu'ya şimdi hizmet akışı mı olacak dersiniz, seçimler gelecek ya. Seçimler geliyor. O yüzden biraz hani belki Çorlu'nun şeyi mi ön plana çıkacak dersiniz. Hani oy potansiyelini herkes biliyor. Biz burada hep yani bas bas bağırıyoruz ekranlar karşısında. Daha ne diyelim? Daha ne diyelim? Çorlu'nun önemini daha nasıl anlatalım ki? Seçimlerde sizi başkan yapacak olan, sizi o koltuklara oturtacak olan Çorlu. Bunu daha hani nasıl söyleyelim? O yüzden herhalde şimdi büyük şehir ya da ilçe bilmiyorum. Harekete mi geçti? Geçsin. Çorlu için geçsin. Her birim geçsin. Bekliyoruz. Her şey için bekliyoruz. İşte yolların yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günkü gazetemizin sürmanşetinde var. Okuyun lütfen, takip edin. Bozuk yol rezaleti çözüm bekliyor demişiz. Hala yollardan muzdaribiz. Hala trafikten muzdaribiz. Hala yapılmayan yatırımlardan muzdaribiz. Çorlu'yu ne zaman adam edeceksiniz? Seçilmişler. Ne zaman? Aldığınız oyların hakkını ne zaman vereceksiniz? Bu vatandaş size oy verdi. Oylarıyla sizi başkan seçti, yardımcı seçti, meclis üyesi seçti. Seçilmişsiniz. Kişilerin, vatandaşların özgür iradeleriyle sandıklarda oy verdiği kişilersiniz. Sizi o yönetimlere getirdiler, koltuklara getirdiler. Çorlu'yu ne kadar daha boş geçeceksiniz? Her birim için konuşuyorum. Yani öyle kolay değil. Gideceksiniz, konuşacaksınız. Şunu yaptık, bunu yaptık. Yapılmışı gösterin. Ne yaptınız onu gösterin. Çorlu için ne yaptınız? Hala yapıyorsunuz. Projelerimiz var. Siz daha başta göreve geldiğiniz ilk günden beri söylediğiniz Saray Caddesi projesini gündeme getiremediniz. Ortada bir şey yok. Şimdi yayalaştırmayı konuşuyorsunuz. Şimdi başka projeleri. İşte şimdi hal. Ne güzel. Yapın. Biz de görelim buradan. Bunların müjdesini verelim. Bunları konuşalım. Ya konuşmayı bu anlamda çok isterim. Çorlu'ya diyorum ya, bir çivi çakanı burada muhteşem konuşur. Yapın. Yeter ki güzel şeyler yapın. Biz de buradan konuşalım. Vatandaşın çilesini azaltacak şeyler yapın tabii ki. Şovlar değil. Vatandaş çözüm istiyor. Vatandaş güzel, düzgün bir Çorlu'da yaşamak istiyor. Trafik sorunu olmayan bir Çorlu'da yaşamak istiyor. Bunlara çözüm ulaştırın. Lay lay lomlarla zaman geçirmeyin. Şovlarla zaman geçirmeyin. Seçim yaklaşıyor, az kaldı. Az kaldı. Tekrarlayacağım bunu hep. O yüzden belki hızlanırsınız. Değil mi? Çünkü ancak o zaman aklımıza geliyor yaşadığımız yer, yaşadığımız alan. Meclis üyeleri ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir şöyle bir görelim ya. Yani yaklaşık kaç yıl oldu? Hala işte ortada, çok sık dile getirdiğim konulardan biri, tekrar güne getireceğim ama onu da birazdan değineceğim. Hayvan mezarlığı. Hayvanlarla ilgili ne yaptınız? Yapacağız, edeceğiz değil. Şunu yaptık, bunu yaptık. Şov değil, iş. Yatırım, yaptırım. Bunları bekliyoruz. Pazartesi günkü gazetemizde tabii çok fazla şey var ama bunlardan bir şey işte özellikle omikron vakaları, artış hala korkunç bir şekilde gidiyor ve kimse bana bir şey olmaz demesin demişiz. Evet, herkes bu anlamda lütfen çok dikkatli olsun, tedbir elden bırakmasın. Evet, biz sağlıkçılara güveniyoruz. Sağlıkçıların tüm görmüş olduğu işte görüyorsunuz, ulusal medyada da görüyorsunuz, belki Çorlu'da da rastlıyoruz bilmiyorum. Sağlıkçılara ciddi anlamda da gelen bir saldırılar var.
Onlar da eziyet görüyorlar. Herkesin sinirleri aslında çok bozuk. Herkesin aslında psikolojisi çok bozuk. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bir pandemi herkesi belki alt üst etti. Her şeyini alt üst etti. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet, güzel şey, yani sıkıntılı yerlerimiz var, güzel şeylerimiz de var. Biliyor musunuz? Belki duydunuz, belki duymadınız. Çok fazla hani belediyenin desteklemediği için hani çok belki belediyesel anlamda duymuyorsunuz, görmüyorsunuz ama yani Çorlulu bir sporcu, üstelik işitme engelli Aybüke Malkoç, Türkiye ikincisi oldu. Onu tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Bir kadın sporcu, işitme engelli bir genç kardeşim. Türkiye ikincisi oldu. Ne kadar güzel. Bakın Çorlu'da da güzel şeyler oluyor ama lanse edilmiyor mu? Biz biliyorsunuz her şeye çok duyarlı bir gazeteyiz. Sporcuya da, çevreye de, insana da, mağduriyete de. O yüzden konuşmaya da devam, eleştirmeye de devam, her şeye devam. Evet. Yani evet, şartlar zor. Ekonomik şartlar zor. Ekonomik şartlar altında yaşayabilmek, ayakta kalabilmek, Çorlu'da üretebilmek daha da zora gidiyor galiba. Bu konuda ne yapalım? Şeye girelim mi? Pakop'a girelim mi acaba? Yorumları okuyayım, ondan sonra Pakop için hazırlanalım gençler. Şadiye Karataş, sevgili Semanur Hanımcığım, Çorlu büyüyor. Evet ama sahip çıkan var mı diyeceğim. Diyeceğim de sanki yok gibi. Bana necilik bir kalksa belki olacak ama büyüdükçe dertler de büyüyor. Çevre ve doğayı zaten es geçiyorlar. Şurada cayır cayır bağırıyoruz. Ergene Deresi'ni bile ıslah edemiyoruz. Tabii böyle olunca da kanser kapımızda. Daha birkaç gün yeğenimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Yeğenimi kaybettim kanserden. Daha da çoğalacak bu. Ne kadar susacağız merak ediyorum doğrusu. Sorunlar çok. Deprem konusu ayrı, ne diyelim? İyi olacak inşallah. İnşallah. Beni takip ettiğinizi bildiğim için rahat konuşuyorum Şadiye Hanım. Evet, pandemiyi hep konuşuyoruz. Pandemideki ölüm oranlarını, hastalıkların yayılma hızını hep konuşuyoruz ama Trakya'da en büyük görmezden geldiğimiz şeylerden biri kanser. Kanser vakalarının artışı. Evet, Ergene Deresi. Ergene Deresi'nin yaratmış olduğu kirlilik. Su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, kirlilik. Temizleyemiyoruz, es geçemiyoruz. Geçeceğiz. Hani buradan şey yapalım o zaman. Şimdi biraz yorumlara ara vereceğim çünkü çok önemli bir konu bu. Çok önemli konu üzerinde belki uzun bir zamanda konuşabilirim ya da başka programlara da bunu dağıtabilirim. Hatta önümüzdeki günlerde bununla ilgili de çok değerli bir konuk ağırlamak istiyorum. Bence çok önemli. Bence hepiniz için çok önemli olmalı. Evet, kanser vakaları diliyoruz, tarım diyoruz. Tarım arazileri üzerinde yapılan sanayileşmeler diyoruz. Haydi bakalım bu konuya girelim. Gençler, verin şeyi, ekrana gazetemiz. Şimdi Pakop çok önemli. Pakop'la ilgili ne zaman çıktı bu Pakop? Niye böyle bir şey ortaya çıktı? Daha önce duymuyor muyduk? Bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Son günlerde niye bu kadar tepkili olduk? Her şey için. Bakacağım. Yani şöyle size tabii o şeyleri çıkarmadım ama geçen yıl 2021 yılının Şubat ayından itibaren Devrim Gazetesi zaten bu konularla ilgili tüm çalışmalarını, tüm manşetlerini yapan bir gazete. Diyorum ya, çevreye çok duyarlıyız. Mağduriyetlere çok duyarlıyız. Bu anlamda biz bunlarla ilgili manşetlere taşımışız. Dikkat çekmişiz. Konuşmuşuz. Tarım arazileri üzerinde yapılacak olan plastik sanayi, plastik organize sanayi ile ilgili takip etmişiz. ÇED sürecini, ondan sonraki süreci, itiraz sürecini, askı sürecini etmişiz. Bir şey yok. Ortada bir şey yok. İşte belli vekiller, belli siyasi aktörler tepkilerini de sunmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bununla ilgili de şeyleri birazdan daha önce hani hatırlar mısınız? Geçen programda vekillerin karnesini çıkarmıştım. Vekillerin karnesinde işte Tekirdağ için kaç önerge verdiklerinden bahsetmiştim. Mesela onlarla ilgili de en fazla PAKOP'la ilgili önergeyi kim vermiş biliyor musunuz? İyi dinleyin. Sayın Enes Kaplan.
Yani geçen 2021 yılında, 2021 yılının Şubat ayında değerli vekil 24 ve 24 iki tane 24 Şubat'ta, bir tane de 24 Şubat'ta olmak üzere toplam 3 önergesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 3 yazılı önerge. PAKOP'la ilgili. Girin arşiv şeylere bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinden, internet sitesinden bunları görebilirsiniz. Ben oradan buluyorum. Ben Enes vekille karşılıklı konuşmadım bu konuyu. Ben oradan buldum. O konuda hani belki de eksik. Vekilim diyebilir ki ben daha fazla verdim başım üstüne. 3 tane önergeyle PAKOP'u sormuş. Ergene'nin verimli tarım arazileri üzerinde kurulan bizim Trakya'mızın kalbine hançer saplanan şeyi sormuş Sayın Vekil. İlham Özcan vekilimiz 3 Mart 2021'de bu konuyu tekrar gündeme getirmiş. O da bu konuda bir önerge sunmuş. Candan Hanım da 19 Mart 2021'de bir adet önergeyle bu konuda dikkat çekmeye çalışmış. Güzel. Ya zaten hani ne cevap verildi bilmiyorum. Tabii cevapları onda vermek isterlerse bu konuda da hani bize gönderirlerse biz de seve seve bunları yayınlarız. Biliyoruz protestolar oldu. Çevre derneklerinden protestolar oldu. Bu konularda çok fazla açıklamalar oldu. Ergene Kent Konseyi Başkanı'nın açıklamalarını okuduk, dinledik, biliyoruz. Ama buraya bir şey oldu. Bu tarım arazisinin üzerinde bu plastik tesisi, plastik organize sitesi, tesisi demiyorum yanlış oldu, düzeltiyorum. Plastik organize sitesi bölgesi ilan edildi ve kurulacak. Çünkü bir askıya çıkan bir plan vardı. Buna itiraz süresi bildiğim kadarıyla bitti. İtiraz eden etti, etmeyen de bekliyor. İtiraz edenlerden yine ya eksikse bilgim, lütfen yazın, ilave edin, beraber konuşalım ve beraber tartışalım. Çerkezköy Belediye Başkanı'nı biliyorum itiraz süresi içinde itiraz edenlerden. Ergene Belediyesi'ni biliyorum. Sayın Rasim Yüksel itiraz etti. Siyasi aktörlerden itiraz edenler var, bu konuda açıklamalar yapanlar var. Ben Çorlu Belediyesi'nin itirazını şey olarak görmedim, görselde görmedim. Herhalde yapsa görürdük. Çünkü Çerkezköy Belediye Başkanı Sayın Vahap Akay'ın itiraz sürecini, yani o 30 günlük itiraz süreci içinde ettiğini biliyorum. Ergene keza öyle. Zaten ilk başta bu askıya çıktığı zaman itiraza yapan kişi Ergene Belediyesi. Çünkü tarım arazileri Ergene ve birinci derece tarım arazisi olarak nitelendirilen bir bölgede bir PAKOP, bir plastik organize sanayi sitesi kuruyoruz. Hayırlı olsun mu diyelim. Ne kadar üzücü bir şey. Zaten en fazla, yani Türkiye'ye baktığınızda Trakya'da kurulan çok fazla sanayi site, OSB'ler var. Biliyorsun bu OSB'lerle ilgili programlarım da olmuştu. Bundan sonra da olacak. Hatta bu konuda da çok değerli kişileri ağırlayacağım önümüzdeki zamanlarda. Bunu çünkü unutmuş değilim. OSB'lerin yaratmış olduğu sorunları Trakya'daki özellikle Tekirdağ bölgemizdeki yaşadığımız sorunları gayet iyi takip eden bir insanım. Tıpkı plastik organize sanayi sitesi gibi. İşte bahsediyorlar çok eski yıllara dayanıyormuş. Evet eski yıllara dayanıyor. Yani çıkış noktası belki bir 25-30 yıl. O dönemden başlayan bir şey. İnsanların hani belki bildiği belki bilmediği ilk arazi toplulaştırmayla başlayan bir şey. Ama atladıkları bir şey var. Şimdi işte yetkililer, gündemdekiler, belki hükümet yetkilileri, işte bu onay verenler, mahkeme kararını hiçe sayarak çevre plan, düzen planına onay verenler, bir mahkeme süreci, hala da devam eden bir mahkeme süreci var. Mahkeme kararına rağmen itirazlar etmeyenler var. Çorlu Belediye Başkanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı yazılı olarak itiraz ettiniz mi bu itiraz süresince? Merak ediyorum. Merakımdan soruyorum, görmediğim için soruyorum. Değerli Çerkezköy Belediye Başkanı'nı açık aleyen gördüm itirazını. Ergene Belediyesi'nin gördüm. İşte Memleket Partisi Sayın Bora Küçükçetin'in itirazını biliyorum. Hatta manşetlere taşıdık. Şimdi bildiklerimi konuşurum ama bilmediklerim hakkında da soru sorarım. Bu da benim vatandaşlık görevim. Çorlu Belediye Başkanı PAKOP'a itiraz etti mi? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mahkemeye itiraz yoluna gitti mi?
Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Açıklarsanız, beni bilgilendirirseniz gerçekten çok mutlu olacağım. Bu konu çok önemli. Evet, arazi toplulaştırmasıyla girilir. Bunu o bölgede yaşayan ya da o köyde yaşayan hem muhtarlarımız hem vatandaş çok iyi bilir. Toplulaştırma yapıldı belki daha önceki yıllarda, yaklaşık belki 20, 25, 30 yıl önce. Tam süresini size veremem. Ama arazi toplulaştırması niçin yapılır biliyor musunuz? Kanunda böyledir, yönetmeliklerde. Üstelik arazi toplulaştırması devlet eliyle yapılır. Ha, son bir yönetmelik çıktı galiba. Son yönetmelikte de arazi sahipleri talebiyle olabiliyor toplulaştırma. Arazi toplulaştırmasının yapımındaki tek şey tarım yapılabilmesidir. Tarım arazisi vasfındaki alanların, arazilerin korunarak işlenebilir boyutlarda elde edilip tarıma yönlendirilmesi, üretim yaptırabilmektir. Ama şimdi burada bir toplulaştırmadan bahsediyorlar. Çoğu arkadaşım da yazıyor bu anlamda. Evet, toplulaştırma yapılmıştır falan filan. İyi de toplulaştırmadaki tek yapım hedefi tarımdır. Tarım yapmak zorundasınız o toplulaştırdığınız arazilerde. Yani buradaki tarımsal faaliyetlerin arttırılmasıdır toplulaştırmadaki hedef ve beklenti. Ama siz eğer bunu bir OSB kuruluşu yönünde hizmete açıyorsanız burayı da sorgulamak lazım. Hani tarım arazisi için toplulaştırma yapmıştık? Hani tarımı açacaktık? Hani tarımsal faaliyetleri konuşacaktık? Hani üretecektik? Üstelik de birinci sınıf tarım arazisi üzerinde. Bunu sizin nasıl vicdanınız el veriyor? Bunu konuşalım. Bunu değerlendirelim, beraber konuşalım. Şimdi akıllara şey gelebiliyor, hani soru gelebiliyor. Neden toplulaştırılır bir şey yer? Şöyle diyeyim, araziler işlenebilir durumda değilse, yani boyutlar anlamında küçükse, oradan tarım yapamıyorsanız, yolu yoksa, size tarım yapmanıza müsaade etmiyorsa devlet eliyle toplulaştırılır. Yani hizmete açılır, tarıma açılır. İşte tapu kadastroda da o şekilde şerhler konularak mülk hakkına sahip olunur. Ama hani siz bu toplulaştırdığınız alanlarda, tarım alanlarında niye bir plastik sanayi kurma hedefindesiniz? Önemli olan konu o. Ve buna müsaade ediyorsunuz, buna itirazlar yok. Bölgemizde itirazlar yok. Var mı? Olanlar söylesin, işte ben bildiklerimi söyledim. Siz de biliyorsanız hani yazın beraber, haydi şey yapalım, var mı bakalım. Hemen şöyle bir hızlıca bakalım. Çünkü dediğim gibi bu çok şey bir konu. Hatta geçen gün Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir toplantı vardı. Olağanüstü meclis toplantısı vardı. Önemli aslında konuşacağım konulardan biri de buydu. Basına açık olmasını isterdik. Meclis toplantılarının basına açık olmasını isteriz. Hala da talebimiz bu anlamda var. Ticaret odalarının nasıl? Yerel yönetimlerin, belediyelerin toplantıları aleni ise, yani meclis, yani şey, ticaret odasının da toplantıları alenidir. Ha, yönetmelik var mı bilmiyorum. Sordum, öyle bir yönetmelik yok. Yani kapalı olacağına dair bir yönetmelikleri yok. Ha, olsaydı herhalde Sayın Başkan bana bu anlamda sunardı. Çünkü ben şeye, önemli olan evraktır, yazılıdır. Tüzüğünüzde, yönetmeliğinizde basını sokamazsınız diyorsanız başımızın üstüne. Ama böyle bir madde yoktur. İşte yıllardır böyle yapılıyormuş şeyini geçin. Geçin. Yıllardır böyle yapılıyor olabilir. Bu seneden itibaren Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantılarını, özellikle yapmış olduğunuz bu olağanüstü toplantılarda basına davet edin. Ha, davet edin. Giden gider, gitmeyen gitmez. Meraklısı gider. Özellikle bölgenizde konuşacağınız önemli konular gibi, işte PAKOP gibi. Madem hani ticaret odalarından bu anlamlarda isim isteniyor, yönetmelikler gereği, kanunlar gereği. Siz bunları konuşuyorsanız basını da oraya çağırın. Bu aleniyettir. Bölgemiz için konuşuyorsunuz. Dediğim gibi yönetmeliklerinizde, tüzüğünüzde, kanununuzda bir madde yoksa. Ha, varsa da lütfen gösterin. Ha, bir daha bu konuyu konuşmayayım. Ama sizin şeyinizde yoktur. Mesela belediye kanunu çok iyi bilirim. Belediye meclis oturumları aleni der. Kayıt altına alınmak zorundadır der. Sizde de varsa gösterin. Ha, yıllardır böyle yapılmış. Biz de öyle yapıyoruz. Yapın. Doğru mu? Doğru değil. Yani ticaret odası niye kapatıyorsunuz? Niye kapatıyorsunuz ya şeylerinizi?
Hatta bunu İzzet Başkan'a da söyledim. Dediğim gibi yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi kimsenin arkasından konuşmam. Ekranlarda da bu kadar rahat şey yaparım, konuşurum. Dikkate alacağını söyledi önerimin. Lütfen basını açın dedim. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Bu kadar basit. Şimdi biz siz PAKOP'u konuşacaksınız, belediye PAKOP'u konuşacak, bilmem kim PAKOP'u konuşacak, STK'lar PAKOP'u konuşacak ama bizim hiç haberimiz olmayacak. Vatandaşın hiç haberi olmayacak. İşte tarım arazileri üzerinde plastik OSB kuracaksınız ki diğer OSB'ler daha islahını tamamlamamışken, hala islah OSB, çünkü dollukları tamam değil, %40'ta, dollukları hala %40'ta, %70'i tamamlayamamışken bu kadar çok OSB kurulmasına gönlünüz razı mı? Hayır diyemiyor muyuz? Hayır diyemiyor muyuz? Bir sürü OSB var. O yüzden ticaret odalarının burada şeyleri çok önemli. Duracağı nokta çok önemli. Masaya vuracağı el çok önemli. Zaten 14 müydü? 11 tane Tekirdağ'da OSB var. Ve doluluk oranları %70'e varmadı daha bunun. Neyin OSB'sini kuruyoruz? Neyin plastik OSB'sini kuruyoruz? Daha derin deşarjı çözmeden, daha buradaki sistemleri çözmeden, diğer OSB'leri islah OSB'den kurtaramamışken biz neyin plastik OSB'sini kuruyoruz? Bunları düşünmek lazım. Ha, yapılacak deniyor. Görelim. Hani itirazlar ne kadar gelecek, onları da görelim. Dedim, bu konu çok uzun. Bu konuda mutlaka bir konukla aslında karşınıza çıkmak istiyorum. O da inşallah en kısa sürede olacaktır. Biraz yorumlar üzerinden gidelim. PAKOP üzerinden de lütfen yazmak istediğiniz her türlü şeyi yazın. Burada beraber değerlendirelim. Bugün bizim Devrim Gazetesi'nin 18 Ocak Salı günü Devrim Gazetesi'nin manşetidir. Trakya'nın kalbine hançer girmiştir. Yapılacak ne vardır? Bunları konuşalım. Bunları değerlendirelim. Engin adı Güzeloğlu, Kadir Başkan, Çorlu TSO Başkanı İzzet Başkan'la yaptığımız ziyarette söz verdi. ÇTSO'ya başkan ve yönetimine de teşekkür ediyoruz. Bekleyelim, görelim. Olacak inşallah. Ha, halden için diyorsun, ben de PAKOP. PAKOP'la ilgili ne oldu Engin Bey? Siz mecliste değil misiniz? Geçen gün meclis toplantınız vardı. Ne konuştunuz? Alenidir herhalde, gizli niye konuşuyorsunuz? Gaye Bilgen Çolakoğlu, iyi yayınlar, kolay gelsin güzel arkadaşım. Teşekkür ediyorum Gaye, Tekirdağ selamlar. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Ahmet Beyazıt, Tekirdağ Çorlu, selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Atilla Atikup Çetinkaya, bu sene içinde yeni cezaevi hizmeti açılıyor. 300 bin dönüm arazi üzerine 1500 kişinin lojmanında ikamet edeceği, bölgeye hareketlilik getirecek bir kurum. Maalesef o bölgeye depolar, sanayi siteleri yapılıyor. Ticarete açık bir yapılanma olursa Çorlu kazanır. O çok muamma. O konu çok muamma. Ha, bu sene mi açılıyor bilmiyorum. Cezaevinin de bazı sıkıntıları vardı sanıyorum. İmarsal anlamda ya da yapısal anlamda. Onunla ilgili de hani açılıyor mu bilmiyorum. Yani açılırsa o bölge nasıl olur? Orada zaten her zaman konuştuğumuz bacasız sanayi var. Bir de Sarılar üzerinde mezarlık alanımızın küçülterek işte bu bacasız sanayi açma düşünceleri var Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin. Tepkilerimiz onda da var biliyorsun. Yeter yani, yeter. Trakya'nın tarım arazilerinde bu kadar talan yeter. Ya bir durun, bir durun. Tarım yapamıyoruz, üretemiyoruz. Her şeyi biz dışarıdan ihraç ediyoruz. Farkında değil misiniz? Gelen zamları görmüyor musunuz? İhraç üzerine şey, dolar fırlıyor, euro fırlıyor. Biz alacağımız bir ürünü korkunç fiyata alıyoruz. İşte dün bir kırtasiyecik arkadaşıma gittim. Top kağıt A4, top kağıt 80 gram. Aldığım en son fiyat 24 liraydı. Dün aldığım fiyat 70 lira. Siz hesap edin. Siz hesap edin. Kağıttaki artış oranını. Çok fazla konuşmaya gerek yok herhalde, yorumsuz. O yüzden tarım yapmamız gerekiyorken, üretim yapmamız gerekiyorken, biz arazilerimizi hala sanayiler üzerine talan ediyorken, zamlar karşısında ne kadar ayakta durabileceğiz ki? Erdoğan Çakır, hayırlı yayınlar. Hatip Mahallesi'nden selamlar. Göksel İleri, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum Göksel. Erdoğan Bey, size de teşekkür ediyorum. Hatip Mahallesi'ne kocaman selamlar gönderiyorum. Engin adı Güzeloğlu, 2021 Şubat Mart aylarında bu konu hakkında mecliste önerge verilmişken bizim odalarımız, borsamız, belediyemiz neden bu konuda tepki göstermemiş? Fuarlar için masa kuranlar bu konuda neden sessiz kaldılar? Şeyde mi? PAKOP'tan değil mi? Evet. Önergeleri 2021'de meclise sunan 3 tane vekil. Candan Vekil,
İlhami Vekil ve Enes Vekil. En fazla da Enes Kaplan. İyi Parti vekilimiz Enes Kaplan bu konuda 3 tane önerge veriyor. Yani diğerleri ne yapıyor? Bilmiyoruz. Atilla Atikup Çetinkaya, Trakya İstanbul'un ve diğer şehrin atık deposu çöp merkezi değildir. 80'lerde Kazlı Çeşme'deki deri sanayi Çorlu'ya taşındı. Çevreye olan zararları ortada. Dur denmeli, anayasal haklar kullanmalı. Yani bir anayasal hak tabii ki var, işte çevre düzen planları askıdaydı. İtiraz hakkı süresi vardı. Kim itiraz etti? İşte belli yerler itiraz etti. İtiraz etmeyenler de tabii ki emrin başım üstüne dendi. Çünkü onaylandı. Bundan sonra herhalde yapılacaktır. Vatandaş çok fazla sesini çıkarmazsa, belki tepkisini koymazsa, son dönem biliyorsunuz yani Ege'deki köylü kadınların altın madeni için siyanürle arama konusundaki yaptığı tepkileri görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Vatandaşın da bu anlamda tepki göstermesi lazım. Bölgedeki tarım yapan kişilerin de bu anlamda herhalde tepki göstermesi lazım. Tabii bu anlamda buraya birinci sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilen bu alana üniversiteler eliyle verilen raporlar incelenmeli. Tarım arazisinden çıktığı söylentileri dikkate alınmalı. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Bugün belki hani şey diyebilirsiniz, niye şimdi böyle konuşuyorsunuz? Hayır, biz bunu yeni konuşmuyoruz aslında. Biz bunu geçen seneden beri konuşuyoruz. Geçen seneden beri manşetlere taşıdığımız bir konu bizim bu. Ama tabii ki şu an askı süresindeki itirazlar bittiği için tekrar konuşmamız gereken bir konu bu. Bundan sonraki tabii ki konuşacağız. Burada gerek muhalefet yetkililerin, gerek iktidar yetkililerin, hem seçilmişlerin hem atanmışların bu anlamdaki şeyini görmek lazım, duruşunu görmek lazım. Tekirdağ için, Ergene için, Çorlu için daha ne kadar kirletici durumlara, kararların altına imza atacaklar, onu görmek lazım. Elden gidiyor, tarım elden gidiyor. Herkese duyurum bu yönde, vatandaşa da, seçilmişe de, atanmışa da. Tarım elden gidiyor. O zaman dışarı bağımlılık, işte her doların, her euronun artışında da dışarı bağımlı bir yaşam. Bunu takip edeceğiz. Engin Bey, ÇTSO yönetiminden Pakop için isim istendi. Bu konu yönetimin yapması gereken bir durum. Mecliste tartışıldı, meclis karşı çıktı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ha, meclis vermedi. Yani meclisin zaten bence de değil. Meclisin görevi bu olmamalı ama dediğim gibi sizin yönetmeliğinizi çok bilmiyorum. Yönetim tabii ki karar verir, şey yapar, ismi de verir, vermek isterse. Zorunlu mudur? O gün hani başkanın bana dediği, zorunlu vermek zorundayız demişti. Bir belge vardı elinde, valilik tarafından gelen bir resmi yazı vardı. Onları bakmak lazım, onları tekrar gündeme getirmek lazım. Belki vermemek lazım, yani niye vermek zorunda mısın? Sen otomatikman sanıyorum da bu plastik OSB'nin üyesi olmuş oluyor ticaret odaları. Öyle de bir bilgi geçmişti bana. Atilla Atikup Çetinkaya, STK'lar şehrin, kişilerin reklam merkezi değil. Bu tür hayati konuların gündeme getirilme yeri olmalıdır. Doğru söylüyorsun da bunu dikkate alan ve bunu kullanan kim, onu da bilemiyorum. Bu konuya burada ara veriyorum. Konuşacağız. Belki cuma gene konuşacağız. Çünkü çok önemli. Değer veriyoruz biz bu konuya. Bu konuda büyük ihtimalle belki konuklarımız olacak. Konuklarımızla bu konuları konuşacağız. Enine boyuna, detayından, avantajından, dezavantajını hepsini konuşacağız. Burada bitiriyorum zannetmeyin. Ama diğer bir konu benden, çünkü diyorum yani bu konuda çok talep var. Bugün de Sema Nur, bu konuyu konuşur musun dediler. Tabii ki konuşurum. Her zaman konuştuğum konu biliyorsunuz. Staj mağdurları. Onun şeyini geçelim çocuklar. Ben de biraz soluklanayım. Şimdi Türkiye'de son dönemde görüyorsunuz, yani özellikle işte bu tarz mağduriyetlerini dile getiren kesimler var. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarım, daha önce programımızı yaptık Hasan Bey ile Hasan Çebi, Çorlu EYT Dernek Başkanım. Daha sonra biliyorsunuz EYT Federasyonu Dernek Başkanı Sayın Gönül Özüpak'la program yaptım. Onların mağduriyetleri var, onları konuşuyoruz, onların yanındayız, onların destekçisiyiz. Mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesi için gayret gösteriyorum.
Bir de bugün de hatta Tayyar kardeşimin söylediği bir şey vardı ama yani yanlış yapıyorsam lütfen telaffuz ediyorsam üzgünüm. Muhtarımızın adını unuttum. Bu konuyu konuşur musun demiş sayın muhtarım. Ne demek? Ne demek? Başım gözüm üstüne. Her programda demek ki eski programlarımı izlememiş sayın muhtar. Buradan da kendisine kinayelerimi göndereyim. Eski programlarımı da izle sayın muhtarım. Çünkü ben bu konuyu hep konuşuyorum. Ama bu programda tabii ki konuşacağım konulardan biri buydu. Staj mağdurları. Staj mağdurların istekleri çok belli. Staj SSK başlangıcı olsun diyorlar. Borçlanalım diyorlar. Bütçeye para getirimiz olsun. Bütçeyi güçlendirelim. Bize de ilk zaman yani özellikle meslek liselerinde bu staj yaparken staja başladıkları ve SSK numarası verildiği o ilk numara emeklilikte sayılsın istiyorlar. Başka bir beklenti yok. O yüzden staj SSK olsun diyorum. Müjdesi gelsin diyorum. En kısa sürede geleceğine inananlardanım. Çünkü teklifiniz güzel. Teklif, para teklifi. Hiç göz ardı edilebilecek bir teklif değil. Umarım meslek lisesi memleket meselesi derken bu stajlarınızın, bu yıllarınızın emeklilikten sayılması canı gönülden hani talep isteğim, talebim. Bunu belki kazanacaksınız, bunu alacaksınız ama ondan sonra da belki takılınacak, EYT'ye takılınacak. Bitmiyor. Türkiye'de mağduriyetler bitmiyor. Çoğu kesim belki bunu görmezden geliyor, duymak istemiyor ama önemli. Ciddi anlamda ciddi kitleler bu mağduriyetleri yaşıyor. Siz dikkate almasanız da, görmeseniz de. Çünkü her ev, her aile kendi yaşadığını bilir. Biz de o yüzden buradan dile getirmeye çalışıyoruz. Bunları sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Staj SSK başlangıcı olsun diyorum. Müjdesi gelsin diyorum. En kısa zamanda inşallah kendilerine. Tabii bu anlamda başka talepler de var. Bunları da konuşmak tabii ki görevim. İl emri olsun istiyor. Özellikle öğretmen kardeşlerim. Aile birliğinin devam edebilmesi için öğretmen atamalarında il emrine bakıyormuş. Yani ildeki işte yetkili, ilgili kim verecekse o emri verecek ve atamaları gerçekleşecek. Olmayacak şeyler değil, ertelenecek şeyler değil. Konuşulması gereken şeyler mi? Evet, konuşulması gereken şeyler. Çünkü mağduriyetler çok. Hep diyorum ya, ben sadece insan üzerinden bakmıyoruz. İnsanın çok önceliğimiz, insan konusu çok önceliğimiz, insan mağduriyetimiz çok önceliğimiz. Bir de başka değer verdiğim bir şey var biliyorsunuz. Kişisel olarak her programda konuşmaya çalıştığım canlarım var. Hayvanlarım var. Onlarla da ilgili son dönemde çok sıkıntılar var. Bu konuda da bir konuk ağırlayacağım. Çok önemli konular ve konuklarla karşınızda olacağım önümüzdeki zamanlarda. Benden kurtuluşunuz yok yani, anlayacağınız. Konuklarla üstelik geleceğim karşınıza ki daha doğru bilgilenebilmek, sizi de doğru bilgilendirebilmek adına. Hayvanlarım var, sokak canlarım var son dönemde. Ekrana yansıtabilirsiniz onları gençler, vardı değil mi görsellerimiz? O canlarımızla ilgili sıkıntılar var biliyorsunuz. Barınakları hep konuşuyorum, barınakların ölüm kampı olduğunu hep konuşuyorum. Ve bu tarz özellikle yasaklı ırk olarak nitelendirilen hayvanlarımızın, canlarımızın sokağa atılma durumları hızla arttı. Çünkü çip taktırmamak için ya da işte 14 Ocak belirlenen bir süre vardı. O süreyi uzatmadıkları için bu dostlarımıza, bu yasaklı ırklara çip takılma süresi geçti. Ve ne yazık ki işte alıyorsunuz, bakıyorsunuz, can diyorsunuz ama sonra da sokağa atıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz onu da hala anlamış değilim. Evlat diyoruz. Bakın görüntülerimiz de var. Üstelik de bu görüntüler Çorlu'dan. Çorlu'da işte belli noktalara, kıyılara, yerlere atılan evlerde baktığınız yasaklı ırklar bunlar. Sadece yapmanız gereken şey de yani küpe taktıracaksınız, kayıt altına aldıracaksınız. Niye bundan imtina ettiniz? Bunları yaptırın, bu canları atıyorsunuz. Bu sefer o yasaklı ırkların nasıl, insanlara nasıl tepki vereceğini bilemiyorsunuz. Nasıl bir ortamda yetiştiğini bilemiyorsunuz. Her köpek, her can çok, yani sokak canları gerçekten iyidir. Yetiştiricisi önemlidir. Onu sahiplenen sahibi çok önemlidir. Sahip nasıl yetiştirirse bir hayvanı, o hayvan öyle oluyor. Köpeği şiddetle ve kötülükle yetiştiriyorsanız o köpek saldırgan oluyor. Ve siz o köpekleri
Şu an şey atıyorsunuz. İşte meralara atıyorsunuz. Ortalık alanları arttırıyorsunuz. Sonra da sokak hayvanlarının popülasyonunu arttırmış oluyorsunuz. Bu herkes için zararlı. O hayvanlar için de, dışarıdaki insan için de. Sonradan da işte haberlerde görüyoruz. Hayvanlar işte çocuklarımıza saldırdı. Hiçbir hayvan dediğim gibi kötülük içinde yetişmiyorsa saldırma gibi bir şeyin içine de girmiyor. Bunu da hani buradan tekrar ediyorum. Çor'daki barınağa çok iş düşüyor. Bu anlamda acil kısırlaştırma, düzenli kısırlaştırma yapması gerekiyor. Kedi ve köpek. Daha önceki yayınımda kedilerin kısırlaştırılmadığını söylemiştim ama daha sonra bir bilgi geldiğinde kedilere de kısırlaştırılma sanıyorum başlamış. Bu iyi bir şey. Benim için iyi bir haber. Çünkü popülasyonun artması lazım. Öldürmeyin. Sokaktaki hiçbir canı öldürmeyin. Kedisi, köpeği, kuşu, atı. Geçen gazetemizde vardı biliyorsunuz, sahipsiz bir at. Yani ya açlıktan ya artık uğradığı şiddetten ölmüştü hayvan. Onların üstünden para kazanıyorsunuz. Özellikle işte attır sizin işinizi görüyor. İşte bu köpekler, yasaklı ırklar. Alıyorsunuz, besliyorsunuz, sonra çip olayı işin içine girince dışarı atıyorsunuz. Yapmayın. Bu canlara kıymayın. Nasıl evladınıza kıyamıyorsanız bunlara da kıymayın. Bunlar önemli şeyler. Bunları konuşmam bazı insanlara göre belki şey olabilir. Hani insanı bırakıyorsun, hayvanları mı konuşuyorsun? Her şey önemli. Yaşadığımız şehirde her şey önemli. Her programda söylüyorum işte insanından, hayvanından, bitkisinden. Tepkimi de veriyor muyum? Veriyorum, vereceğim de. İşte tarım arazilerine kondurmaya çalıştığınız OSB'ler gibi, plastik OSB'ler gibi, orada da bir can var. Toprak canlı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Toprak canlı. Toprağa ektiğiniz her şeyin karşılığını alırsınız. Düzgün şartlarda, işte düzgün bakarsanız, iyi bakarsanız toprağına. Bunu çiftçilik yapan kardeşlerim çok iyi bilir. Toprağa ne kadar iyi davranırsan, onu ne kadar beslersen, seversen sana ürünü de o kadar bol verir. İşte insan da böyle, hayvan da böyle. Hayvanı severseniz ondan kötülük görmüyorsunuz. Asla görmezsiniz. Bitkiyi de seversiniz, işte toprağı da seversiniz. Toprak size öğretiyor. İstemeseniz de veriyor. Yani toprağa düşmüş bir tohum istemeseniz de büyüyor ve size ürün veriyor. Siz ondan sonra onun üzerine bir sürü zararlı şey yapacaksınız. Bunları planlıyorsunuz. Yani insanoğlu kötü. İnsanoğlu kötü, çok kötü. İşte tenis kortu yapabilmek için ağaçları kesiyorsunuz. Ötelemeyi düşünmüyorsunuz. Ağaçları kestirmeye müsaade ediyorsunuz. Çok basit şeyler. Atatürk'ün izinden gitmeyi hedefleyin. Atatürk evlerini her yere sıkça kuracağınıza. Atatürk'ün düşünceleri üzerinden ilerlemeyi sağlayın. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki evi, Ankara'daki bilirsiniz. Ağaçları kesmemek için yerini değiştirdi. Siz benden daha iyi çok bilmeniz lazım. Atatürk'ün partisi izliyorsunuz ya, Atatürkçü izliyorsunuz ya. Ama burada ağaç kesimine, ağaç katliamına izin veriyorsunuz. Burada toprağınız elden giderken tepki vermemeyi vermiyorsunuz. Ya da ben görmüyorum. Veriyorsanız da gösterin ya, biz tepki verdik deyin işte, çıkın. Çerkezköy Belediye Başkanı gibi, Ergene Belediye Başkanı gibi elinize alın, itiraz kağıtlarınızı gösterin de görelim. Ondan sonra hani Atatürkçülük üzerinden prim yapmaya çalışın. Ben çok hani bu konuda diyorum ya, konuşacağım çok çok konu olacak. Atılım Bulut, selam, kolay gelsin abla, iyi yayınlar dilerim. Her şey dediklerin haklısın, katılıyorum. Teşekkür ediyorum Atılım. Her şeyde katılmayın ya, ara sıra da eleştirmek lazım. Bak ben nasıl eleştiriyorum. Ondan sonra da diyorlar ki çok konuşuyorsun sen Manur. Çok eleştiriyorsun bizi. Düzgün yapın, eleştirmeyin. Ben ne yapayım yani. Çorlu 24 saat konuşsak sorunları bitmez. Vurdum duymazlık devam ettiği müddetçe ne yazık ki doğruluk derecesi çok büyük. İş işten geçmiş olmasın. Ucu gene de Çorlu halkına dayanıyor. Her şeyin ucu Çorlu halkına dayanıyor. Her şey. El ele verilirse başarılar diliyorum. Herkese duyarlı olmaya davet ediyorum ben. Valla Şadiye Hanım, işte vekillerimizin verdiği bu konudaki önergeleri size şey yaptım, dökmeye çalıştım. O da dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinden aldığım bilgiler bunlar. Kendi kafamdan uydurduğum şeyler. Tarihler de orada yazıyor. Girip bakabilirsiniz. Enes Kaplan, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili, bu anlamda en fazla önergeyi vermiş bir kişi. Tebrik ediyorum kendine, teşekkür ediyorum. Tüm vekillerimiz bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyorum. İktidarından muhalefetine. Hatta orada temsiliyeti olmayan siyasi aktörleri de bu anlamda
davet ediyorum, tepkisel olmaya davet ediyorum. Çorlu için, Ergene için, Tekirdağ için, Çerkezköy için, Kapaklı için, Şarköy için, her ilçemiz ve ilimiz Tekirdağ, büyükşehir ilimiz Tekirdağ için duyarlı olmaya davet ediyorum. Şuradan tekrar hani bu bizim kanayan yaramızdır. Çorlu olarak benim bunu sık sık da dile getirmek zorundayım. Tek bir ilçeniz yok Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. 11-12 tane ilçeniz var. 12 ilçenize de eşit yatırımlarla eşit hizmet sunmayı hedefleyin. Duyarlılık anlamında da öyle. Çorlu işte hareketlenecek diyorum. Çorlu'ya belki önem vermeye başlayacaksınız çünkü seçim geliyor. Oy potansiyelinin en fazla olduğu yer Çorlu. Kolaylıklar diliyorum. Ne diyeyim? Diyecek başka bir şeyim yok. Kolaylıklar diliyorum size. Aa bak şey zamanımız var mı? Var. Ben konuşurum. Karşımda mısınız? Benimle misiniz? Şeye giremedik. Elektrik faturalarına giremedik. Elektrik faturalarındaki artışlar hakkında aslında konuşamadık sizlerle. Varsa onlarla da ilgili şeyiniz hani geçen ay kaç geldi? Bu ayki oran nedir? İşte hesaplamalarda mı? Gerçi şey kalktı biliyorsunuz. TRT payı kalktı elektrik faturalarından ama o payın kalkması ne kadar rahatlattı ya da rahatlatmadı mı? Nasıl bir şeydi? Ben valla ofisime gelen en son faturayı gördüğümde evet TRT payını görmedim orada. Eskiden yazan bir TRT payı vardı. Orada öyle bir ibare yok kalkmış. Buradan söylemekte de 385 lira gelmiş olan normalde kullanım bedelim 385 lirayken bana faturaya yansıtan KDV oranlarıyla beraber 445 lira bir gibi bir şeyle yani ödeme miktarıyla karşı karşıyayım. Bu ayki gelen faturamda. Size kaç geldi bilmiyorum. Ne kadar çok elektriği kullanırsanız belli bir kilovatın üstüne geçtiğiniz zaman o çarpan da artacak. Fiyatınız daha da katlanacak. O yüzden hani tasarrufa mı gitmeliyiz? Evet belki tasarrufa gitmeliyiz. Sayın yetkililerimizin de büyüklerimizin de dediği gibi işte dikkat edin onu kapatın bunu kapatın iyi sıkı giyinin üst üste giyinin kalın giyinin gibi önerilerde bulunmayacağım size. Siz zaten ne yapacağınızı benden çok daha iyi bileceksinizdir. Biz zor şartlarda ülkeyi kurmuş bir ecdadın evlatlarıyız. Her türlü şartı da, her türlü zor şartı da kolaylıkla atlatacağımızı düşünüyoruz. Yeter ki bu tarz baskılar, bu tarz zam furyaları, işte Atilla'nın da demiş olduğu gibi depremler, cebimizde olan depremler bizi yıldırmasın ve bıkkınlaştırmasın. Bu da geçecek inşallah bu da geçecek. Yeter ki çok fazla hani ülkemize zarar vermeden geçsin. Üretimimizi durdurmadan çünkü üretim çarkları durmaya durursa çok fena işimiz. Üretim durursa işimiz kötü. Buna o yüzden ne olur hani dikkat edelim. Elektrik faturasını yazmış Atilla. Geçen ay eve 240 gelen fatura bu ay 850 geldi. 240. Çarpanda mı farklılık Atilla yoksa şey mi acaba? Hani belli bir kilovatın üstüne geçtin. Ondan mı ya? Çok fark olmuş. Çok fark olmuş. 240'tan 850'ye. Bu incelenir. Yani olmadığı için dediğim gibi bugüne belki yetiştiremeyeceğiz ama doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, işte kasaplardaki, manavlardaki, marketlerdeki fiyat artışları. Sayın Oda Başkanları tekrarlıyorum dinliyor musunuz bilmiyorum. Umarım dinliyorsunuzdur. Umarım dinliyorsunuzdur. Şu fiyat artışları ile ilgili açıklamalarınızı bekliyorum. Açıklamalarınızı bekliyorum. Tamam o da koltuklarınıza geldiniz artık. Yavaş yavaş o koltuklara oturdunuz. Artık koltuklara gelince şöyle başkanlık edasıyla şu market fiyatları, bakkaldaki satışlar, işte şeyler, fırıncılar zam yapacak mı? Ekmek fiyatları, halk ekmek sahi ne zaman kurulacak? Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Çorlu Belediye Başkanımız, halk ekmek ne zaman kurulacak? Bakın İstanbul hızlandırdı bu işi. Hani beraber bazı projelere katılıyorsunuz ya. O yüzden hani hatırlatayım dedim. Halk ekmekler artık hızlanmalı. Belli noktalarda bakın Ergene yapıyor işte yani çok yakında şeyiniz var ya emsaliniz var onu değerlendirin onu görün. Bugünlük benden bu kadar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu konular canınızı sıkmamıştır ama konuşmamız gereken şeylerdi. Özellikle tarım arazilerimiz. Trakya'nın kalbini hançer, saplanın hançeri konuşmamız gerekiyordu. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yeri geldiğinde konuklarımızla, yeri geldiğinde benimle baş başa. O yüzden
Beni takip etmeyen Devrim Web TV'yi takip etmeye lütfen devam edin. Gazetelerimizi tüm satış noktalarından talep edin. İnternet sayfalarımızdan bizi takip edin. Yayınımı izleyin ve paylaşın. Cuma günü kısmet olursa yine karşınızda olacağım. Belki yalnız olacağım, belki bir konukla. O da sürpriz olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.